Bu videoda tampon çözeltilerin kapasitesi, başka bir deyişle tamponlanma kapasiteleri hakkında konuşacağız. Yani bu çözeltilere pH değişmeye başlamadan ne kadar asit ya da ne kadar baz ekleyebileceğimizi belirten özelliklerden bahsedeceğim. Tahmin edebileceğiniz gibi kapasite arttıkça ki bunu TK olarak kısaltabiliriz, pH fazla değişmeden daha çok asit ve baz ekleyebileceğiz. Sanırım bu tanım biraz belirsiz ve havada kaldı. Bu yüzden bir örnekle devam edelim. Mesela, asetik asidin tampon çözeltisine bakalım. Bildiğimiz gibi asetik asit, CH3COOH. Ama isterseniz daha kolay olması için, bu video boyunca genel bir terim kullanalım ve kısaca haşa diyelim. Elimizdeki sulu bir çözelti. Bu da tabii ki de tersine bir tepkime. Asetik asit, H ve CH3 COO eksi yani asetat anyonunu oluşturuyor. Asetik aside HA dediğimize göre asetata da kısaca A eksi diyebiliriz değil mi? Şimdi bu çözelti hakkında biraz daha bilgi vereyim. Asetik asit için Ka değeri 1,8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Bildiğiniz gibi bu değerin negatif logaritmasını bulduğumuzda elde edeceğimiz şey pKa değeri olacak. Aslında bu da bizim işimize çok yarayacak. Asidik asidin pKa değeri de 4,74. Sadece bu değerlerin bile bize bu tampon çözelti hakkında birçok bilgi verdiğini birazdan göreceğiz. Ama tampon çözelti hakkında bilmemiz gereken son bir şey daha var. O da h ve a eksi miktarları arasındaki oran. Bizim örneğimizde a eksi bölü haşa 1,82'ye eşit. Hatırlayalım. Bu orana dayanarak pH'ı da hesaplayabiliyorduk. Henüz hiçbir şey yapmadan yani hiçbir asit ya da baz eklemeden tampon çözeltinin başlangıç pH'ını Henderson-Hasselbach denklemiyle hesaplayabiliriz. Bu denkleme göre pH eşittir pKa artı loga eksi yani asetat derişimi bölü haşa yani asetik asit derişimi. Eğer bu denklemi nasıl kullanacağınız konusunda şüpheleriniz varsa ya da bu denklemin nereden çıktığını öğrenmek istiyorsanız, sadece bu denkleme özel olarak hazırladığımız videolarda var. Onlara bir göz atıp işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Çünkü bu videoda bu denklemi olduğu gibi kullanacağız. Şimdi değerlerimizi buraya yerleştirelim. PKA değerinin 4,74'e eşit olduğunu biliyoruz. 4,74 artı log 1,82 ki bu da a eksinin aşağıya oranı. pH'a e eşit olacak. Demek ki başlangıç pH'ı 5'miş. Bunu bulduk. Bundan sonra iki değişik tampon çözeltiye bakacağız. Hatta ikisi de asidik asit ve asetattan oluşmuş çözeltiler olacak. Bu yüzden onlara tampon çözelti 1 ve tampon çözelti 2 diyeceğim. Böylece aralarındaki farkı kolaylıkla görebilirim. Tampon çözelti 1'deki A eksi bölü H oranı 1,82. Bu durumda pH'in 5'e eşit olduğunu biraz önce bulmuştuk. Bildiğimiz başka bir nokta ise biz hiçbir şey eklemeden önce A eksenin derişiminin 0,9 molar, haşanın derişiminin ise 0,49 molar olmasıydı. Bu çözeltiye karıştıracağımız çözeltimiz az önce söylediğimiz gibi tampon çözelti 2 ya da ikinci tampon çözelti. Bu çözeltideki asit baz oranı birincisiyle aynı. Ama bu sefer iki derişimde birinci tampon çözeltideki derişimlerin onda biri kadar. A eksenin derişimi 0,09 molarken asetik asetin yani aşağının derişimi 0,049 molar. Burada yapmak istediğim şey bu iki tampon çözeltinin pH değişimlerini incelemek. İkisinin de başlangıç pH'ı 5. Peki, sizce bu çözeltilere bir şey eklediğimizde pH acaba kaç olacak? Mesela 1 litre tampon çözeltiye 0,04 mol kuvvetli baz yani sodyum hidroksit ekleyelim diyelim. Elimizdeki bir tampon çözelti olduğuna göre pH değişimine direnç göstermesi gerekiyor, değil mi? Peki bu durum nasıl oluşuyor? Bu çözeltinin içinde tam olarak neler oluyor? Mesela kuvvetli bir baz eklediğimizde nasıl bir tepkime gerçekleşiyor? Kuvvetli bir baz eklediğiniz zaman bu baz ayrışacak. Yani tampol çözeltinin içinde asitle tepkimeye girecek OH eksiği oluşturacak. Çözeltteki asit hangisiydi? Tabii ki asetik asitti. Yani CH3COOH. Burada kabul ettiğimiz bir başka noktada baz kuvvetli olduğu zaman tepkimenin tek yönlü olması. Yani elimizde tepkime tersinir olmayacak. O yüzden buraya sadece tek yönlü bir ok çiziyorum. Burada olan şey, bu protonun OH ile tepkimeye girmesi ve sonucunda da H2O elde etmemiz. Tabi yanında asetat yani CH3COO eksi olacak. Bu da bildiğiniz gibi bazımız. Gördüğünüz gibi hidroksit buradaki zayıf asitle birebir tepkimeye giriyor. Bunun sonucunda da bir eş değer baz oluşturuyor. Sanırım bu bilgiyi 0,04 mol sodyum hidroksit eklediğimizde tampon çözeltiye ne olduğunu anlamak için kullanabiliriz. Bazın tabii ki asitle tepkimeye girecek olmasını hemen tahmin edebilirsiniz. Zaten bunu biraz önce de söyledik. Dolayısıyla asetik asidin derişimi 0,04 molar azalacak. Bu nedenle de tepkimeden sonraki yeni derişimimiz 0,45 molar olacak. Ben bunları aklımdan hesapladım ama herhalde anlaşılmıştır değil mi? Öyleyse bazın derişimine ne oldu derseniz hatırlayalım. Asit, sodyum hidroksitle tepkimeye girdiği zaman daha da fazla baz üretiyorduk. Demek ki A eksinin derişimini arttırmamız gerekiyor. Bu tepkime gerçekleştiğinde 0,04 molar asetat oluştuğuna göre asetat iyonunun yeni derişimi 0,94 molar olmalı. Evet, bu bulduklarımız bizim son derişimlerimiz. Şimdi de pH'i bulmak için yapmamız gereken bu değerleri Henderson Hasselbach denklemine yerleştirebiliriz. İlk çözeltiden başlayalım. Buraya da pH1 diyorum. pH1 eşittir 4,74 yani pKa artı log 0,94 bölü 0,45. Bu hesaplamayı yapmak için hesap makinesi kullanalım. Bu denkleme göre hidroksit eklendikten sonraki pH değeri 5,06. Çok az artmış. Sadece 0,06 kadar. Aslında oldukça mantıklı. Düşündüğümüz zaman baz eklediğimizde çözelti daha bazik olacağına göre pH'ın yükselmesi gerekir. Ama gördüğünüz gibi değer çok da değişmedi. Neden? Çünkü bu bir tampon çözelti. Bir de tampon çözelti 2'ye bakalım. Aynı şekilde. Bu çözeltiye de 0,04 mol sodyum hidroksit ekleyelim. Bu durumda asidik asidin derişimi 0,04 molar azalacak. Öyleyse son derişim 0,009 olacak. Aynı tepkime asit tepkimeye girdikçe baz ürettiği için eşlenik baz derişimini de arttıracak. Yani A eksinin derişimini 0,04 molar arttırmamız gerekiyor. O zaman son derişim 0,13 molar olacak. Artık bu değerleri de Henderson-Hasselbach denkleminin içine yerleştirebiliriz. Böylece de ikinci tampon çözeltinin pH'ını bulabiliriz. pH 2 eşittir pKa yani 4,74 artı log 0, 13 bölü 0,009. Hesap makinesine yaptığımız işleme göre log teriminin sonucu 1,16. Bunu pka değerine eklersek elde edeceğimiz sonuç 5,90 olacak. Dolayısıyla pH bu sefer çok daha fazla değişti. Yani 0,06 yerine 0,9 kadar arttı. O zaman bu iki çözeltinin tampon kapasiteleri hakkında bir iki şey söyleyelim. Bulduklarımıza göre birinci tampon çözeltinin pH'ı aynı miktar asit ya da baz eklendiğinde çok daha az değişti. Bu birinci tampon çözeltinin tampon kapasitesinin daha fazla olduğu anlamına geliyor. Aslında genel olarak A- ve H'nın derişimlerinin çok küçük olmasını istemiyoruz. Bu yüzden siz de bu derişimlerin 0,1 molar ile 1 molar arasında olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde de çok fazla asit ve baz eklediğiniz takdirde tampon çözeltinin pH'ına ne olacak diye düşünmenize gerek kalmaz. Zaten tampon çözelti yapmanın amacı da bu değil mi?